Peki efendim, sıradaki yönetmenim BTR'miz neyse devam edelim mi? Kaan Yıldırım'dan romantik kutlama. Oyuncu Kaan Yıldırım, eşi Pınar Deniz'in 31. yaş gününü "İyi ki doğdun benim güzel eşim, seni seviyorum" notunu yazdığı bu romantik fotoğrafla kutladı. Çapkının setinden paylaşım. Afra Saraçoğlu, arkadaşı Gülçin Santırcıoğlu ile birlikte Cuma Günlerinin Sevilen dizisi Yalı Çapkını setinde paylaşım yaptı. Madi. Madici. Tuğba Büyüküstün kızlarıyla dans etti. Bir süredir ikiz kızları Toprak ve Maya ile beraber Fransa'nın başkenti Paris'te yaşayan oyuncu Tuğba Büyüküstün kızlarıyla birlikte Paris'te dans videosu çekti. Aynaların kraliçesi. Gördüğü her aynanın karşısına geçip pozlar veren Melis Sezen bu listeye bir yenisini daha ekledi. Güzel oyuncu siyah kombiniyle yine yeniden ayna karşısına geçti ve bu fotoğrafları çekildi. Nazlı Sabancı kızıyla poz verdi. New York tatiline ailece devam eden Hacı ve Nazlı Sabancı çifti New York'ta kardeşi Kerim Sabancı ile bir araya gelmişti. Nazlı Sabancı kızı Arzu Alara ile birlikte bu pozu verdi. Fırat Çelik aşk iddialarına yanıt verdi. Muhabirlerin geçtiğimiz günlerde sevgilisinden ayrılan Nilperi Şahinkaya ile haklarında çıkan aşk dedikodularını sorması üzerine "Arkadaşlar, kim böyle bir haber yaptı? Böyle bir şey yok. Çok büyük bir yalan" dedi. Ya arkadaşlar, çok yorgunum. Sağ olun, kolay gelsin. Gerçekten çok yorgunum. Bir sonrakinde bayağı uzun uzun konuşuruz. Dizi setinde sürpriz kutlama. Leyla dizisinin başrol oyuncularından 32. yaşına giren Alperen Duymaz'a sette sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı. Güzel oyuncular Rize'de. Kısa bir tatil için Rize'yi tercih eden Saadet Işıl Aksoy ve Yusra Geyik önce bu pozu verdiler. Sonra Yusra Geyik'in ziplen yaptığı anlar kameralara böyle yansıdı. Hadi. Teoman'ın romanı dizi oluyor. Türk rock müziğinin yıldız ismi Teoman'ın geçtiğimiz Mayıs ayında yayımladığı romanı Sayın Bayrak Yıldızı mini dizi olarak izleyiciyle buluşacak. Yılda aynı pozu verdiler. Zuhal Olca ile Selçuk Yöntem mezun oldukları Ankara Devlet Konservatuvarı'nın 100. kuruluş yıl dönümünde evli oldukları dönemde çekildikleri fotoğrafın aynısı için yıllar sonra kameraya aynı pozu verdiler. Mazhar Alanson'un duygusal paylaşımı. Kısa bir zaman önce kızı Eda Alanson'u kaybeden Mazhar Alanson, sosyal medya hesabından Can Yücel'in bu dizelerini paylaştı. "Bazen hayat yorar insanı, şarkılar yorar, beklemek yorar, özlemek yorar, affetmek yorar, hoş görmek yorar ve insan susar. Her şeye, herkese rağmen elinden gelen tek şeyi yapar, bağıra bağıra susar." Acıları unutmanın en güzel yolu, yaşamanın en güzel yolu müzik dediniz. Söylemek istediğiniz bir şey var mı? Vallahi zor. Pek öyle kelimelerle ifade edilmeyecek. Pascal Numan'ın gel performansı. Kısa bir dönem Beşiktaş'ta forma giymesine rağmen taraftarın sevgilisi olan ve Türkiye'de ikonik bir isim haline gelen Pascal Numa, arabayla yolculuk yaparken Berkay'ın Gel şarkısını söyledi. Yıldız solist sahneden düştü. Coldplay müzik grubunun solisti Chris Martin, Avustralya'nın başkenti Melbourne'de sahnede seyircileriyle konuşurken talihsiz bir an yaşadı ve sahnede boşluğa düştü. TV
de kokoreç vakti. Söylemezsem olmaz programının başarılı sunucusu Hande Sarıoğlu'nun erkek arkadaşı Eren Süzer, Beyaz TV çalışanlarına kokoreç ziyafeti verdi. Programımızın kıymetli isimleri Pınar Eliçe, Didem Delen ve Bilal Özcan'ın bu lezzet deneyimleri hakkındaki yorumlarını ekranlarınıza getiriyoruz. Bursa ayağımıza geldi sayın seyirciler. Pınar Hanım. Böyle bir lezzet yok gerçekten. Sizde yalan yok, ne diyorsak o. Üçüncü için sırada mısın, itiraf et. Olabilir. Bilal abi yerken yakalayalım, buyurun. Evet. Harika. Evet. Bilal emmim, anlat. Harika bir lezzet. Herkese tavsiye ederim. Yani Eren sağ olsun, erkek arkadaşı Hande'nin sağ olsun geldi buraya. Benim. Harika bir tezgah. Aşkım hoş geldin. Hoş bulduk. Ayaklarına sağlık. Teşekkür ederim. Güzel bir gün oluyor. Burada arkadaşlarımızla hep beraberiz. Kokoreç yediriyoruz. 13. yıllarını coşkuyla kutladılar. Pop'un kraliçesi Demet Akalın'la iş insanı Okan Kurt 2012 yılında nikah masasına oturmuştu. 2018 senesinde tek celsede boşanan ancak ilerleyen süreçte tekrar bir araya gelen çift 13. yıllarını kutladı. Farklı yanıt. Geçtiğimiz günlerde Deha dizisinde ağabey rolünü oynayan Aras Bulut İynemli ile aşk yaşadığı iddia edilen Eylül Ersöz bu iddiaya, ülkemizde yaşanan bu kadar kötü olaylar varken böyle şeyleri konuşmak istemiyorum ve teşekkür ediyorum yanıtını verdi. Bergüzar Korel'den duygu dolu mesaj. Halit Ergenç ile mutlu evliliğinden 3 çocuğu bulunan Bergüzar Korel, minik kızı Leyla'nın 3. yaşını dünyalar güzelim, en büyük hayalim kızım, sen bu dünyada bana mucizelerin gerçekleşebileceğini gösterdin. Kelimeler hep eksik sana olan sevgimi anlatmaya. İyi ki doğdun sözleriyle kutladı. Avrupa'nın Akdeniz kıyılarında Hafsa Nur rüzgarı. Siyah Kalp dizisinde rol alan Hafsa Nur sancak tutan eski dizisi Ya Çok Seversen ile İtalya ve İspanya'da geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Hafsa Nur sancak tutan İspanyol hayranları için İspanyolca mesaj yayınladı. Tengo buenas noticias. Quiereme siempre muy pronto en Divinity. ¿Ya? Aslı Şah Alkoçlar'ın düğün tarzı. Hülya Koçyiğit'in torunu Aslı Şah Alkoçlar'ın düğün tarzı sosyal medyada çok konuşuldu. Ünlü ismin kıyafeti beğeni topladı. Yaşlanmak bir hastalık değil. Türk sinemasının usta ismi Hülya Koçyiğit, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen programda İzmir'deki Narlıdere Huzurevi'ni ziyaret etti. Usta sanatçı, yaşlanmak bir hastalık değil, insan doğasının bir gerçeği. Buna hazırlıklı olmak ve bu dönemi sağlıklı geçirebilmek en büyük hediye. Herkes bir gün bu duyguları tadacak. Hepimizin her yaşını huzur ve sağlıkla yaşayabilmesini umut ediyorum, açıklamasında bulundu. Benim enerji depom. İdo Tatlıses'le 2021 yılında görkemli bir düğün yapan Yasemin Şefkatli, eşi ve ikiz bebekleri İbrahim Ayel ve Sinan Emir ile birlikte fotoğrafını paylaşarak "Benim enerji depom" notunu yazdı. Murat Serezli'den gurur duyarım açıklaması. Başarılı oyuncu Murat Serezli, asker rolleriyle özdeşleşmesi hakkında bu tür karakterlerin üzerine yapışmasından çekinip çekinmediği sorusuna, o subay askerlerine emir eri gibi değil evladı gibi bakan, Atatürk ilkelerine bağlı taktik zekasıyla öne çıkan onurlu bir Türk subayıydı. Böylesine gururlu bir karakter üzerime yapışacaksa bundan onur duyarım, ama gerçek hayatta askerlik ancak gerçek kahramanların üstesinden gelebileceği kadar zor bir görev açıklamasını yaptı. 220 filmle rekor kırdım. Antalya Kültür Yolu Festivali'nde sahneye çıkan Türk sinemasının sultanı Türkan Şoray, "Sevgili izleyiciler bizi çok sevdi. Biz de o mutlulukla film üstüne film çeviriyorduk.
220 filmde oynamışım. Bu sayının bir rekor olduğunu söyleyen sanatçı. Yani hiç dinlenmeden, tatil yapmadan ama daha sonra televizyon geldi. Tabii sinemaya gidenler de yavaş yavaş azalmaya başladı. Bu çok acı bir dönemdi. Çok içimi acıttı ifadelerini kullandı. Angelik'ten duygusal paylaşım. 1 Eylül günü annesi Ahu Tuğba'yı kaybeden Angelik sosyal medya hesabından "Anne çok acı çekiyorum. Derin bir ızdırap. Keşke evden bahçeye bile çıkmasaydım. Çok pişmanım. Seninle oturamadım. Uyuyamadım. Kalbim ağrıyor. Allah'ım dayanamıyorum artık. Hangisi daha hayırlısı ise hakkımda olsun. Anneme kavuşmak istiyorum Rabbim." ifadeleriyle derin üzüntüsünü paylaştı. Anlaşılmayla gündem oldu. Bir dönem Galatasaray'da forma giyen dünyanın en önemli golcüleri arasında gösterilen Didier Drogba'nın Ballon d'Or'a katıldığı görüntüleri yanlış yorumlanınca sosyal medyada ortalık bir anda alev aldı. Sevgilisiyle birlikte geceye katılırken eşine rastlıyor ve sevgilisini bırakıp eşinin koluna giriyor diye yorumlanan görüntülerin aslı Didier Drogba 2021 yılında eşinden boşandı. Görüntülerdeki sonradan dahil olan sarışın kadın Sandy Heribert, futbolcunun eşi değil sunuculuk yaptığı iş arkadaşıdır. Angelik'in duygusal paylaşımı aslında dün biz bir tabii bizim yapımcımız Bilal Özbilge birebir iletişimde olduğu için sürekli Angelik'le annesini kaybettiği dönemde de sürekli yanındaydı Bilal abi. Bu son paylaşımları 1 Eylül'de annesini kaybetmiş olmasına rağmen hala daha psikolojik olarak aslında ne kadar duygusal bir çöküntüde olduğunun göstergesi. Ne diyorsunuz arkadaşlar Angelik'in bu durumuyla alakalı? Yani annesini tabii daha yeni kaybettiği için duygusal çöküntünün sürmesi normal ama Angelik'te garip olan bir şey var. Kendisini bu kadar sorumlu hissetmesi değil mi? Bana biraz tuhaf geliyor. O günlerde konuştuğumuzda kendisiyle intihar etmek istediğinden de bahsetmişti. Hadi. Birkaç kere her konuşmamızda bahsetmişti. Burada bunu söylememiştik. Tabii çok yeniydi, çok sıcaktı vefat ama neredeyse dilinden düşürmüyordu. Başka konuştuğu insanlara da yapımcımıza da söylediğini tahmin ediyorum. İntihar etmek istediği. Yani sanki kendisinde bir sorumluluk hissediyor gibi bir duygu var ya bende. Sanki bir suçluluk duygusu, bir vicdani bir durum mu? Yani sürekli hani konuşmalarında da aynı şeyi dile getiriyor sonuçta. Saatlerce bir ihmal durumu da söz konusu aslında bakarsanız bu durumda. Saatlerce yani ilacını alsaydı belki hani daha farklı olabilirdi. İlgilenilseydi o saat boşluğunda haber alamaması vesaire belki acaba vicdani olarak mı kendini böyle hissediyor diyeceğim ama konuşmalarında dediğin gibi Bilal abi çok değişik bir tavrı var Angelik'in aynı zamanda. Yani mesela onu uyuduğunu zannetti. Evet. Hiç uyandırmadı, gitmedi yanına sabaha kadar, ilacını vermedi. Yani böyle bir ihmal, böyle bir şey olmuş olabilir ama işte bundan kendisini sorumlu evet. tutuyor. Ve yani ölümüne neden oldum diye mi düşünüyor acaba? Şimdi ben açıkçası arkadaşlar Angelik'i çok sağlıklı görmüyorum. Her şeyden önce öyle zannediyorum ki onda şöyle bir suçluluk duygusu var. Annesine istediği yani şöyle söyleyeyim öyle çok yoğun bir vakit ayıramadığını düşünüyor. Kendi vicdanında, kendi kendinle baş başa kaldığı zaman öyle sorguladığını düşünüyorum. Bir de Angelik'in hani şöyle bu yalnızlık duygusuna kapılmış olabilmesi çok normal. Çünkü Angelik'in zamanında babasıyla da diyaloğu çok iyi değildi. Ondan sonra yani ben Angelik'e şuradan bir şey söylemek istiyorum. Angelik daha çok gençsin ve annen seni her zaman için çok güçlü görmek isterdi. Ayakları üzerine basan güçlü bir kadın olarak görmek isterdi. Herkes hayatta da annesini kaybedebilir. Lütfen kendini toparla. Daha çok gençsin. Önünde çok uzun yıllar var. Kendi aileni kurabilirsin. Evet. Lütfen güzel kızım benim. Toparla kendini. Peki Yalı Çapkın'ın setine bir gidelim. Afra Saraçoğlu'yla aslında Seyran'la İfakat karakterinin bir sosyal medyadan bizlere bir cevap vermişler. Haklarında dizi setinde birbirlerini çok sevmiyorlar gibi bir iddiaları vardı. Hatta İfakat'in bir konserde kameralar ona doğrultulduğunda mikrofona Seyran ne olacak diye muhabirler sorduğunda bana ne? Bana ne Seyran'dan İfakat ne olacak diye isyanını bildirmişti ve Afra'yla
İfakat Hanım'dan bizim aramızda hiçbir sorun yok paylaşımı geldi. Ne diyorsun Bilal abi? Sana bir cevap sanki. Yani ama bu görüntü çok şey ifade etmiyor. Bak İfakat yanaşıyor. Afra öyle duruyor ve Afra bak ayıp şimdi olmasın diye bir tebessüm ediyor. Yani, ayıp olmasın diye mi? Yok canım. Yani, onların yani, aralarında tabii bir şey yoktu Bilal Beyciğim. Yani ayıp olması? Kadın ne dedi ki? Ama daha nesli desin ya. Bana yani, Seyran'dan ben ya, ne olacağım dedi. Ya, Niye? Aramızda hiçbir şey yok şeyidir bu bence. Nedir yani? Belgesidir. Ayrıca da o konserde de Gülçin Hanım'ın tek yapmış olduğu kusur öyle bir topluma mal olmuş bir yere, bir konsere gidiyorsan tabii ki bilincinin daha açık olması gerekirdi. Yani orada alkol sağlığa zararlı. O alkolün vermiş olduğu rahatlıkla yani çok tatlı, agresif olmayan bir sohbetti o yani. Ben orada hiç kızmadım. Kız kıza gitmişler. Biraz bir haftada bir gün izin günleri var. Biraz dağıtmak istemiş olabilirler. Bunda anormal bir şey yok. O halde onu röportaj yaptıran arkadaşları bence mesul bu işten. Ya gerçek dost buna müsaade etmez. Ama ben bu videoda şey bekledim. Ama yani bana ne ifakatten demesini bekledim. O çok güzel bir cevap olurdu işte. Ama böyle şakayla karışık. Bana ne ifakatten deyip böyle bir video bekledim. Zaten bu o anlamda yani, değil. Afra'nın son bakışı gördünüz mü o kaş kaldırma? Evet. Hareketine. Evet, yani hani bana ben ne diyor? Evet, hani yine benim yanımda, benim dizimin dibinde ifakat. Ya burada ifakatın lobisini yapıyorsunuz ikiniz de ya. Dağıtırsan dağıtsın ama Afra'ya niye orada sataşıyor, dil uzatıyor? Şimdi Afra'nın yanında sette, sette tabii şirinlik yapıyor. Ya şimdi aslında şu gösterdiği tavrı onun gerçek yüzü değil Afra'ya karşı. Öyle bir şey bilir abi. Biz de bir setten gelen bilgilere mi inanacağım ben ya? Hadi nereye gel. Hadi buyurun buradan yürü. Şimdi dürüst olun. Biz bir ekibiz, doğru mu? Doğru. Çok uzun zamandır program yapıyoruz. Aynı masayı paylaşıyoruz. Ekmeğimizi bölüşüyoruz. Şimdi tamam. Hani röportaj yaptık. Bana durmadan dediler ki işte Pınar İliç'e, Pınar İliç'e ya da Bilal Özcan bir yerde yani, dersin ki ben artık. De bir burada benimle ilgili de bir şeyler sorun. Ne var orada? Orada şey gören aynı Afra'yı Mert'e soruyor. Bir ya yere kadar dinlersin canım. Sette de arkalarından konuşuyorlarmış. Herkesin kendi bir kariyeri Mert'le var. Mert'le Afra'nın arkasından konuşuyormuş bazı insanlar. Bunlardan sette birisi de Gülçin Hanım mı yani? Yani öyle iddialar var. Ya, öyle yok iddialar. Gayet burada apaçık Afra çekmiş kendi sosyal medyasından. Siz ne konuşuyorsunuz demiş. Bizim hiçbir şekilde aramızda bir sorun yok. Biz burada gayet mutlu, mesut, güldük, gülistanlık çekimlerimizi yapıyoruz cevabını vermiş. Aralarında yani, hiçbir şey yok efendim. Seviyoruz yok, birbirimizi demişler. Aynen öyle. Öyle değil, şimdi öyle arkadaşlar bir görüntü yönetmenim şu Drogba'nın yanlış anlaşılan görüntüsünü ekrana verebilir miyiz? Analiz edelim. Siz de bir hani o vücut ifadeleriyle, o vücut hareketleriyle nasıl bir görüntü yanlış anlaşılabilir ekranlarınıza gelsin. Şimdi izletelim size. Bir kadınla geliyor Drogba. Sevgilisiyle. Geldi. Hop. Kadın gitti, başka bir kadınla birlikte bu sefer fotoğraf vermeye gidiyor. O kadın kim? Diğer kadın kim? Şimdi sosyal medyada ilk gördüğümde bu haberi hatta şimdi haberleştirmişler bunu ama işte bazen basında gördüğünüz her şeye inanmayın deniliyor ya. Beraber kol kola geldi bu hanımefendi Gabriel'di değil mi? Onunla beraber geliyor, o zaten ilişkisi olan bayan. Evet. Diğer koluna girip gittiğinin de eşi olduğunu yani yasak aşkıyla eşi aynı yerdeyken karşılaştıklarını onu görünce de eşinin böyle salvo ile bir hareket yaptığını. Ama o harekete bir bakar mısın? Gösterdiler. Çekil bakayım şuradan. Hani sen çekil. Mekanın sahibi geldi. Burada hareketi. Hatta herkes yazmış altına yorumlarda helal olsun sana işte böyle olur falan yürü be bacım diye yorumlar gelmişti. Meğersem o koluna girdiği hanımefendi gecenin sunucusuymuş. Yani ortada böyle bir şey yokmuş. O eski eşi de o değilmiş. Evet sunucu Allah arkadaşım. Allah. Tabii o değilmiş hikaye yani. Hikaye tamamen çünkü farklı. Ama hikaye güzeldi. Güzeldi. Ama şöyle bir şey söyleyelim. Evet Drogba'nın evliliğinde bir aldatma yaşandı. 2021 yılındayken aslında eşini aldattığı ortaya çıkınca ayrılık kararı aldılar ve Drogba zaten eşinden boşanık durumda şu anda. Sene olmuş 2024. Tabii böyle bir görüntüde o pelerinli olan kadın hani Drogba'yı alıp fotoğraf çekimine gidince diğerini sevgili olarak gösterince bizim de bir hoşumuza gitti gerçekten böyle mi diye. Ama araştırdığımızda tamamen olay yanlışmış. Ama orada yine de o kadının diğer kadına o şalını şöyle bir üstündeki o kumaş partisini bakın şöyle iteliyor. Çekil oradan sen. Şartlar tersine döndü. O zaman öbür kadının yaptığı terbiyesizlik. O hareketi bak. Ama baksana. Bak, dönerken hayat dönerken seni ya, göre göre atıyor onu. Tabii. Bilmeden şöyle değil. Sen çekil bakayım yapıyor yani. Burada bir terbiyesizlik enteresan var. Enteresan. Ah siz kadınlar. Orada bir kasıt var, var sanki ya. Var. Kafasını geriye attı kadın. Çaktırmadan var. Suratına çarpıyordu. Kafasını geriye attı kadın.
Ya Bilal abicim, sosyete düğünlerinde falan böyle neler neler yaşanıyor da ekranlarınıza getiremiyoruz işte. O sevgilisini getiren karısıyla birlikte aynı yerde oturttular. Ya olanlar. Onu ne? Sevgilisiyle karısını aynı tatil beldesine götürenler var. Var. Bırak düğünde karşılaşmayı. Var, ünlülerden yani de var. Şimdi biz buradan konuşacak olsak. Neyse, konuşma. Sus. Var. İbrahim Tatlıses hareketi. Balayına gidiyor, yurt dışına evleniyor. Yurt dışına, Brezilya'ya. Gittiği otelde sevgilisine de yer ayırıyor, biliyor musun? Evet, var, bunu yapanlar da var. Sevgilisi vallahi biliyor karısıyla balayına gittiğini. Aynı otelde, başka odada sevgilisine yer ayırıyor. Hatta karısını, aynı katta. Karısını bırakıp sevgilisinin yanına gidiyor. Aynı sonra karısının hatta, yanına dönüyor. Odalar aynı bir katta. Bir şey söyleyeceğim. Sen çok iyi hatırlarsın Bilal abi. Yolu Şapkunu'nda da Seyran'la Ferit'in ilk tanışma anında Antep fıstığını görmeye, kız almaya gittiklerinde de onun işte sevgilisiyle birlikte gitmişlerdi. Odadaki halleri neydi öyle? Biz öylesine ya. Ailemin istediği evliliği yapacağız. Benim sevgilim Pelin diye diretmişti. Neler yaşanmıştı o yani dizide de. Yani şimdi tabii ki bu film senaryoları da yani gerçek hayatlardan alınarak yapılıyor. Yalı Çapkın'ı da öyle ya. Evet. Yalı Çapkın'ı öyle ya. Peki efendim, Serdar Ortaç evini satıyormuş. Zaten biliyoruz kumarlı arasındaki bu ilişkiyi. Artık nerelere geldin be Serdar'cığım? Bakayım evini niye satılığa çıkarmış Serdar Ortaç? Bir izleyelim mi? Kumara servet harcayan ünlü sanatçı bir tek evim kaldı dediği villasını satışa mı çıkardı? Serdar Ortaç evsiz mi kalacak? Kumar yüzünden onlarca ev sattığını itiraf eden ünlü sanatçı yaşadığı evi borç yüzünden mi satacak? Bahisten hiç kazanılmaz. İddia sadece millete kazandırır. Senin paranla gezer tozarlar. Onlarcası hit olmuş 3000'e yakın şarkısıyla Türk popunun en özel, en önemli isimlerinden biri Serdar Ortaç. Sesi, şarkıları ve özel hayatıyla gerçek bir pop star. En üretken, en dinamik, en hayat dolu olduğu yıllarda amansız MS hastalığının pençesine düşmesiyle ünlü sanatçı geçmişi mumla arar oldu. Serdar Ortaç bir daha eskisi gibi olamadı. Bitmek bilmeyen tedavi süreci, özel hayatındaki çöküş ve kumar alışkanlığı nedeniyle yaşadığı iflas, felaketler zinciri ünlü şarkıcının yakasını bırakmadı. Üst üste gelen felaketler nedeniyle kariyerine ara veren Serdar Ortaç kısa bir süre sonra İrlandalı eşi Chloe'den olaylı bir şekilde ayrıldı. Maddi ve manevi bir enkazla yüzleşmek zorunda kaldı. Kumar alışkanlığı yüzünden başına gelenleri ibret olsun diye her yerde anlattı. Yeniden sahnelere dönen Serdar Ortaç bu süreçte maddi açıdan kendisini toparladı. Sahne ve ev arasında kendisine yeni bir hayat kuran Serdar Ortaç sosyal medyaya merak saldı. Bahisten hiç kazanılmaz. İddia sadece millete kazandırır. Senin paranla gezer tozarlar. Yaptığı paylaşımlarla bazen üzdü, bazen şaşırttı. Allah belamı versin, Kur'an evliya çarpsın, en yakınım ölsün ki içkiyi bıraktım. Serdar Ortaç'ın kumardan dert yanıp yasa dışı bahis sitesi reklamlarında oynaması bir kez daha tepkilere neden oldu. Kumara tövbe eden ünlü sanatçı hakkında ortaya atılan bir iddia gündeme bomba gibi düştü. Serdar Ortaç evini neden satıyor? Takvim gazetesinde yer alan iddialara göre ünlü sanatçı elinde kalan tek evini de satışa çıkardı. Lüks villa için tam 10 milyon dolar istiyor. Serdar Ortaç'ın İstinye'de bir site içinde yer alan Boğaz manzaralı villası 8 oda, 4 salon ve 4 banyodan oluşuyor. Ortaç 2016 yılında 15 milyon aldığı saray yavrusu evi için tam 340 milyon lira istiyor. Haberde Serdar Ortaç'ın Caddebostan'a taşınmak istediği için böyle bir hamle yaptığı ileri sürülse de satış kararının arkasında borç olup olmadığı merak konusu oldu. Serdar Ortaç uzun yıllardır kumara olan düşkünlüğüyle biliyoruz. Bu uğurda da çok para kaybetti, çok evlerini kaybetti ve çıkıp bütün programlarda da ibreti alem olsun diye açıklıyor. Artık elimde sadece bir tek evim kaldı diye söylemişti. Şu anda da Takvim Gazetesi'nin iddiasına göre Serdar Ortaç bu evini de borçları yüzünden satışa çıkarmış. Serdar Ortaç'ın bu evi Joker gibi oldu onun için.
Bir röportaj verdiği zaman evimi satacağım diyor. Yıllardır söylüyor bu İstinye'deki evi için. İstinye'de o çok ünlü alışveriş merkezinin çok yakınındaki ev. Bunu 3 sene evvel Beyaz Magazin'de de bu evin satılığa çıkardığını haber yapmıştık. O zamanki değeri 90 milyon liraydı. Şimdi 340 milyon liraya tekabül ediyor. Tabii dolar hareketlendi. Ve bu evle ilgili yaklaşık 5 sene evvel yaptığı bir açıklamada evi satacağım çalışanlarıma. Şöyle demişti. Vasiyet edeceğim çalışanlarına, çalışanlarıma ve Mehmetçik Vakfı'na bırakacağım orayı demişti. Ancak bir türlü işte bu evle ilgili söylemlerinden vazgeçmedi. Çok lüks bir ev. Bir konak adeta. Her türlü süper imkanı var evin. Tabii ki borçları vardır, baş edemiyordur. Onun için satıp Caddebostan'da normal bir apartman dairesine taşınmak istediğini duydum ben de. Ben de şöyle biliyorum. Şimdi şarkıları, o güzelim şarkıların bütün telif hakları bu borçlara gitti. Konserdeki bütün gelirler Polat Yağcı'nın direkt cebine giriyor. Çok iyi biliyoruz. Mal mülk, bu yılların birikimi, her şey de kumara gitti. Yani elde, avuçta hiçbir şey kalmadı. TikTok'a döneyim dedi. Bir evi vardı bu oturduğu. TikTok'tan kazanayım dedi. TikTok'ta da zaten bunlar ünlü sanatçılar. Öyle hani kimse gidip de öyle milyonlar saçmaz. Bunların zaten parası var diyerek çok da bir para göndermiyorlar. Ama saatlerce yayın yapıyorlar Mehmet Ali ile ikisi. Yetmedi. Yasa dışı bahis reklamlarında oynadı ki o reklamdan 2 milyon aldığı söyleniyor. O reklamdan Mehmet Ali Erbil'le ikisinin bu reklam sonucu karşılığında. Şimdi iddialara göre de bu WhatsApp'tan yakın arkadaşları, iş adamı dostları ya da varlıklı dostlarından, abi bana 20 bin lira gönderir misin? Söz veriyorum sana, haftaya göndereceğim, bir ay sonra göndereceğim diyerek bazı beklentilerde olduğuna dair çok sayıda mesaj geldi. Bende hatta en son yayınımızda da hani 20 bin gönderir misin, 30 bin gönderir misin abi diyerek dostane bir şekilde yazdı. Ve göndermiş, gönderiyormuş. Evet. Ama bunu ne yapıyor işte bu parayı biliyor musunuz? Bu eline alıyor o telefonu. Hala devam ediyor o kumara. Yani bunu gene kendine ya da ihtiyacına harcamıyor. Bu bir hastalık. Ve bu hastalığın pençesinde. Ve kurtulamıyor. Kurtulamıyor Serdar Ortaç. Öbürünü de bıraktım dedi ya hani. Alkol almıyorum dedi. Onu da ara ara alıyormuş. Şimdi ki anlaması lazım MS hastası. Hayat maalesef ki tencerem yani kaynarken maymunum oynarken. Şimdi maalesef. Serdar geçmişte şöhretken, para kazanırken, sağlıklıyken herkes etrafında olur insanın. Ama önemli olan tabii ki ona bir artık nasihat vermek gibi bir haddimiz yok. Çünkü geç kalınmış nasihatın bir hükmü olmuyor artık yani. Bu saatten sonra inşallah Serdar daha akıllıca hamleler ve hareketlerde bulunur. Çünkü artık sağlığını da kaybetti maalesef ki. Ama bir şey de söyleyeyim mi ya arkadaşlar? Bir insanın sağlığı da olmadıktan sonra ben ne yapayım o malı, ne yapayım o mülkü, ne yapayım o serveti? Çoluk çocuğu da yok. Çoluk çocuğun yok. 8 odalı bir ev. Tek başına bir adamsın. Bence de inşallah yani bu evi satar. Kendisine normal 3 odalı mütevazi bir ev alır. Daha küçülmek iyidir ama inşallah geri kalan parasını da gider tekrar o illete, o kumar illetine yatırmaz. Bak insan üzülüyor ya. Yıllarını çünkü kefenin de cebi yok yani. Yıllarını veriyorsun bir mamluk sahibi. Niye çalışır insan? Daha iyi bir hayatta yaşamak için. Ya 25 senedir 30 senedir bu adam çalışıyor. Günah değil mi ya her şey? Değilim. Serdar Ortaç'ın 7 sülalesine yetecek kadar serveti vardı. Vardı tabii. Yok şimdi hiçbir şey. İşte bak neticeye işte olan oldu. Olan oldu. Artık olan oldu. Evet. Olanı da geri getiremezsin. Ama olandan da dert çıkarmıyor ki. Yalan söylüyor. Serdar Ortaç içkiyi ve alkol sağlığa zararlıdır. Bıraktım diyor. Sigarayı bıraktım diyor. Kumarı bıraktım diyor. Yakın çevresinden aldığımız bilgilere göre hepsine devam ediyor. Kumarı evde bilgisayar başında oynuyor. Ya yani kahve kupasında gene içiyormuş yayında bile. Böyle şeyler geliyor bize. Bayağı kahve kupasında kahve içiyorum diyerek gene içiyormuş. Vallahi yani. Ben Serdar'a buradan bir şey söyleyeceğim. Çok da severim kendisini. Çok hepimiz da eski çok arkadaşım. Seviyoruz. Serdar'cığım, hayat ne kadar sağlıklı nefes aldığınla ibarettir. Yani sağlıklı nefesini almaya bak. Yediğine içtiğinle ilgilen. Bu saatten sonra bırak her şeyi bak. Evet. Çok şükür yine bir tane evi de olsa çok kıymetli bir evi var. Evet. Birçok insanın öyle bir eve sahip bile olamıyor. Bir sürü aile hayatını kurtaracak kadar da bir ev, para gelecek o evden ona. O yüzden
Ben küçülmek iyidir. Serdar'ın küçülüp artık sağlığına... Daha ne küçülecek Allah'ın seversen sağlığına ya. Sağlığına odaklı daha bir şekilde yaşamasını daha istiyorum. Daha ne küçülecek ya. Olabilir. Hayatta hanım o kazanmış. Hanım o kazanmış, gitti. O kaybetmiş. Karısı gitti. Otel yapacaktı karısına. Gökdeleni vardı Mecidiyeköy'de. Ya Ali Sami Ersoy'un yanında. O oteli de onu da anlamadım o ben. O gökdelen gitti. Diğer binalar gitti. Giden diğer gitti. Villalar gitti. Tamam giden gitti. Gitti. Olan oldu biten telif bitti. Hakları da gitti. Kendini de bıraktı ama. Yani Serdar Ortaç Chloe ile birlikte bir aslında düzeni vardı. Tutunacak bir dalı vardı. Onu da kaybettikten sonra hastalığıyla birlikte artık böyle çok yalnızlaştı. Bu yalnızlığını da getirmiş olduğu artık saldı hayatını saldı. Hiçbir şeyin değeri kalmadı. Kendi değerini bilmeyen insandan zaten çevresine herhangi maalesef bir değer katmasını beklemeyiz. Salmak iyi bir şey değil. Serdar Ortaç'ı çok seviyoruz. Evet. Buradan defalarca seslendik. Hem kumar hem de alkol bağımlılığıyla alakalı olarak. Ama bir insan önce kendinden başlayacak. Kendini seveceksin. Kendin kalkacaksın ki ondan sonra dostların sana bu desteği yani sağlayacak. Bir de görmesi peki lazım artık Hande'cim i̇şte yani. Bu kadar olayı ağız geçmiş kendinden. Evet, gözü yazık açılıyor ama kendini tamamen bitirmiş durumda. Kıvanç Tatlıtuğ da eşiyle çocuğuyla birlikte yurt dışına yerleşiyormuş. Yok peki canım. Onlar burayı bırakacaklar mı? Gitmesin bir detaylandıralım, bir bakalım izleyelim. Şaşırırım. Neymiş haberin detayı? ...2005 senesinde ekranlara merhaba diyen Gümüş dizisiyle adını duyuran Kıvanç Tatlıtuğ... ...ardından Menekşe ve Halil dizisinde Halil karakterine hayat vermişti. Unutulmaz dizi Aşk-ı Memnu ile damga vurdu. Halit Ziya Uşaklıgil'in Aşk-ı Memnu kitabından uyarlanan dizi... ...Türk televizyon tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Hala tekrarları izlenen dizi final yaptıktan sonra Kıvanç Tatlıtuğ... ...bir başka iz bırakan diziyle izleyicinin karşısındaydı. Kuzey Güney kadrosunda bulunduğu dizilerde belli bir standart yakalamayı başaran yakışıklı oyuncu konuk olarak oynadığı Ezel dizisindeki 8 karakteriyle bir başka unutulmaz dizide önemli iz bıraktı. 2016 senesinde Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer dünya evine girdi. Başarılı oyuncu 2 yıldan fazla süredir birlikte olduğu Başak Dizer ile hayatını birleştirdi. Paris Büyükelçiliğinde gerçekleşen nikaha aileler ve yakın arkadaşları katılmıştı. Evliliklerinin 6. yılında 2022 senesinde oğulları Kurt Efe'yi kucaklarına aldı. Geçtiğimiz aylarda 2 yaşına giren Kurt Efe'nin doğum gününü Başak Dizer ile Kıvanç Tatlıtuğ coşkulu bir şekilde kutlamıştı. Kıvanç Tatlıtuğ'a usta isimden övgü. Yeşilçam'ın efsane isimlerinden İzzet Günay, Kıvanç Tatlıtuğ için yeni nesil oyuncuları takip ediyorum ve gerçekten beğendiğim oyuncular var. Özellikle biricik Kıvanç'ımız var. Kıvanç Tatlıtuğ çok özel bir oyuncu, tam bir jön, çok seviyor ve takdir ediyorum kendisini. İfadelerini kullandı. Kıvanç Tatlıtuğ'dan dudak uçuklatan ücret. Başarılı oyuncu 14 yıldır yüzü olduğu giyim markasıyla sonbahar-kış sezonu için tam 40 milyon TL'ye anlaştı. Olay, olay, olay. Tatlıtuğ ailesinden şoke eden gelişme. Kıvanç Tatlıtuğ Türkiye'den ayrılıyor. Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer oğulları Kurt Efe'nin eğitimi için İngiltere'nin başkenti Londra'ya taşınmaya karar verdi. Radikal bir kararla ülkeden ayrılma kararı alan ünlü çift Türkiye'deki evlerini kapatmayı düşünüyor. Gidiyor gönlümüzün efendisi. Biliyorsunuz 2016 yılından beri evliler Başak Dizer'le, birçok kere aralarındaki yaş farkıyla birlikte çok konuşuldular ama önümüzde çok güzel bir evlilikleri var. Örnek olarak görebileceğimiz son zamanlarda da Bengül'ün 6 yıllık iki çocuklarıyla olan o evliliği bitince de sarsılmıştık. Ama şimdi çocuklarının eğitimi için gidecekleri yer de belli olmuş. Londra'ya taşınacaklarmış Kurt Efe'nin eğitimi için ama buradaki evlerini kapatmayacakları da söylendi. Zaten buradaki işlerini de kapatamazlar. Çünkü yani burada çalışıp burada kazanan bir oyuncudan bahsediyoruz, evet, her şeyden önemlisi. Onun haricinde de zaten çocuklarının eğitimi için gitmeyi planladıkları geçen sene de bizim bu masada konuştuğumuz bir konuydu. Başak'ın da işi gücü burada. Tabii orada da iş ayağı var, o ayrı bir konu ama buradan gidemezler. Sadece okul için, eğitim için gideceklerdir. Yani maşallah dediklerimiz de gitmesin. Gerçekten gitmesin. Yani burada zaten örnek gösterebileceğimiz çok az çift var. Sanki bu çok
Herkes de şöyle bir şey başladı. Sanki çocuklarını yurt dışında, öyle bir furya var, farkında mısınız? Hani bir yurt dışına gitme, ben artık yurt dışında yaşayacağım, çocukları orada okutacağım. Ya suyu mu çıktı bu güzelim ülkenin? Burada yok mu eğitim? Kaçıyorlar ülkeden. Kaçıyorlar ülkeden, çocukların eğitimi için Londra'ya taşınıyorlar. Haberi doğru değildir. Hayır, taşınmıyoruz. Film, dizi, reklam projelerini burada ve projelerim burada ve ben burada çalışmaya devam ediyorum. Bu haberlere itibar etmeyiniz. Hı. Sevgiler Kıvanç Tatlıtuğ. Bunu ne zaman yazdı Kıvanç? X hesabında, sosyal medyasında geçtiğimiz Ocak ayında. Bazı gazeteci arkadaşlar, magazin gazetecileri sıkıştıkları zaman, konu bulamadıkları zaman böyle haberleri tekrar tekrar ısıtıp masaya getiriyorlar, yayınlıyorlar. Ondan sonra insanlar da yanılıyor. Kıvanç Tatlıtuğ bu haber Ocak ayında da yapılmıştı. Adamcağız o kadar rahatsız olmuş ki, bir de kaçıyorlar falan diye sosyal medyada köpürtülünce bazı yorumcular tarafından bu açıklamayı yapmıştı. Gitmiyorlar. Çünkü işlerine, evet, engel olur. Londra'da evleri var. 1+1 evleri var ama oraya ara sıra, özellikle eşi çok seviyor gidip orada alışveriş yapmayı, gezmeyi. Ara sıra gitmek için tatillerde 670 bin pound vererek ev almışlardı. Bugünkü parayla, işte bizim paramızda 30 milyon lira civarında. Öyle bir niyetleri yok yani. Yok ya. Bir de şimdi reklam teklifi, bilmem ne dizi teklifi geliyor. Şunu düşünür o zaman yapımcı. Aa, zaten gidiyormuş, burada da yaşamayacakmış. Bu benim projemi sıkıntıya sokar deyip belki teklif gitmeyecek. Yani bu haberler olumsuz haberler. Kıvanç'ın bunun önüne geçmesi, önlemini alması lazım. Ama şimdi lazım. Bunları yapan ailelerde var mı? Evet. Var. Yani onları da var. Şimdi şöyle, benim de tabii ki Kıvanç'ın yurt dışına gideceğine dair pek bir inancım yok. Öyle bir inancım yok ama eğer yapıyorlarsa da bu bana çok aykırı geliyor. Çünkü bunu yapan başka oyuncular var mı? Bunu bir tek oyuncularla sınırlamayalım. Bunu cemiyet hayatında yapan insanlar da var, iş adamlarımız da var. Hı-hı. Nedense çocuklarını bir yurt dışında okutma isteği ve şekli var. Evet. Yani şimdi ben de şunu anlamam. Bu ülkede parayı kazanırsın, bu ülkede şöhreti kazanırsın ama buradan kaçar gibi de başka bir ülkeye yatırım yapıp çocuğunu okutmaya çalışırsın veya aileni göç ettirirsin. Ben de bunu anlamıyorum. Bu bana doğru bir şekil gibi gelmiyor. Bizim vatanımız, ülkemiz gerçekten, bakın ben zaman zaman yurt dışında da yaşadığım yıllarım oldu. Bunu kimse bilmez ama hiçbir yer vatanımız gibi, toprağımız gibi değil arkadaşlar. Üç gün evet, kalabiliyorsun ya, sonra özlüyorsun, evet, gelmek istiyorsun. Aynen öyle. Bu arada Kıvanç Tatlıtuğ yapacağı şu, kendisi açıklamıştı zaten, yapımcılığa başlıyor. Yapımcılığa başlayan insan işinin başında durması gerekiyor. Londra'dan Türkiye'de yapımcılık mı yapılır ya? Ha, öyle şey olabilir mi ya? Şimdi Kıvanç çok iyi, aslında bakacak olursak dünya çapında bir oyunculuk performansına, hı-hı, sahip bir oyuncumuz. Ha ben eğer yurt dışı platforma açılıp da orada hani şansını denemek için gidecekse onu anlarım. Aa, ama gitti Can Yaman, gitti. O işi Can Yaman aldı, zirvede. Ya var. Can Yaman artık bir İtalyan oldu arkadaşlar. Evet. Bence Allah aşkına gitti de ne oldu? Hangi Türklüğü savunuyor? Hangi Türklerle ilgili bir şeyini dile getiriyor? Bizi? Yani mümkünse Türk olduğunu bile söylemekten kaçınan hale gelmiş. Yani Türkiye için ne yapıyor ki orada? Orayı temsil, yani Türkiye'yi temsil edecek ne yapıyor orada? Yok, biraz, Kıvanç biraz, çok doğru dürüst. Hiç karşılaştırmaya bile gerek yok. Onlar aynı kulvarların insanları bile değiller. Biraz sert yorum yaptın ama gerçeği söyledin. Ama doğru tek. Peki arkadaşlarım, söyledin. Sevgili, evet, arkadaşlarım. Şimdi Behlül kaçar. Behlül'den hemen gidelim Aşkı Memnu'da, Bihter'e. Kızın kendi adını unutmam Beren yok Saat, mu? Beren Saat, Bihter diye. Beren Saat'le kocası Kenan Doğulu. Ona da Behlül demem yok mu Adnan diye. Bir tiyatro çıkışında ekranlara gelmişler. Ne zamandan beri görmüyorduk. Hemen bir onları görelim bakalım ne konuşmuşlar. Sevdiğim. Ya ben izlerken bile yüzüm güldü açıkçası. Aynen. Çok tatlı, çok bir çift değiller mi? Çok uyumlu, çok dengeli gözükmüyorlar mı? Ki yıllar önce bir boşanmanın arifesinden döndüler. 2014'ten beri evliler. Bu sektörde bir pop starın ve çok önemli bir kadın starın, aktrisin evli kalabilmesi bu kadar uzun yıl. Şimdi çocuk da yok, bu kadar baskılar, haberler, olumsuz gelişmelere rağmen evliliklerini böyle güzel bir şekilde sürdürebilmeleri muhteşem. Bu arada bu çift her yerde. Gerçekten öyle ve inanılmaz destekliyorlar. Çünkü müzisyen bir arkadaşı var, Tolga. Onun bir galasında ben de bulundum.
En önde Kenan vardı. Ekip arkadaşı olduğu için tek kişilik konserinde en öndeydi. Beren de yanındaydı. Nasıllar biliyor musunuz? Birbirlerinin işlerine olan saygıları. Kenan sahnede söylerken Beren'in o hayran bakışları. Beren'in filminin galasında Kenan'ın böyle onu izlemesi. Yani bu duyguyu hala bakın. İlişkiler başlar biter ama sürdürebilmek zor. Aynı duyguda uzun yıllar kalabilmek zor. Onlar bence ikinci bir defa yaşıyorlar evliliklerini son zamanlarda. Bence bu heyecanı. Bunda da tabii Beren Saat'in bence çok şey oldu. Yoksa bu dağılmıştı. Çok kısa sürmedi biterdi. O söylediğin ayrılık süreci çok kısa değildi. Birkaç sene sürdü kopmaları. Birkaç kere üst üste koptular. Biliyorsun işte o Beren Saat de bunalımdaydı. Kenan Doğulu da hep dışarıdaydı. Ne yazık ki iddialar geliyordu kulağımıza. Kenan Doğulu başkalarıyla görülüyor. Başkalarıyla arkadaşlık yapıyor şeklinde iddialar geliyordu. O süreçte Kenan Doğulu gezdi, gördü ki evdekinden daha değerlisi, daha güzeli, daha kıymetlisi, daha iyi huylusu yok. Beren Saat de nasıl beklediyse evde hakikaten Kenan Doğulu'yu onu eve dönmesi için gerekli zemini hem kafasında hazırladı, hem evde hazırladı, hem kendi ruhunda hazırladı. Kenan Doğulu da o inançla yuvasına döndü. Yani Beren Saat bence bu evliliği kurtardı. Kesinlikle. Yoksa dağılmışlardı. Şimdi Beren Saat bir kere enteresan bir şekilde sevdi mi çok tutkuyla bağlanan ve seven bir kadın. Beren Saat'in Kenan'la evlenmeden önce daha o zaman ilk bu hani şey vardı hatırlıyor musunuz? Türkiye'nin yarışma. Yıldızları programı. Evet, orada evet. Onun bir erkek arkadaşı vardı biliyorsunuz trafik kazasında. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Onun bile etkisinde yıllarca çıkamamış. Hatta evliliğinde Kenan'la sorun yaşadığı zaman rahmetli eski sevgilisine bir yazı ithaf etmişti. Evet, ona hatırlarsanız. Evet. Şu an tam hatırlayamıyorum neler söylediğini mektup ama yazmıştı, bir mektup vefat yazmıştı. Etmiş kişiye. Evet. Evet. Orada aslında Beren Kenan'a olan sitemini dile getirmişti. Yani evet. Şikayet etmişti Kenan'ı ya. Evet. Şikayet etmişti. Şimdi Beren'in çok böyle rahat gözüküyor değil mi? Beren hani böyle yok. Karışmaz etmez. Öyle değil. Değil. İşin aslı astarı öyle değil. Bakın söylüyorum. Geç saatlere kadar stüdyoda kalıyorlar. Özel bir stüdyosu var Kenan Doğulu'nun. Şimdi arkadaşları da konser sonrası kız arkadaşlarıyla falan o stüdyoya gidebiliyor. Onların da kız arkadaşları falan gelebiliyor ya hani. Ha. Sabah 3'lere 4'lere 5'lere kadar. Beren onların o anların hiçbirinde orada değil. Ama sürekli görüntülü arıyor. Diyor ki telefonu tut sen orada diyor. Siz devam edin diyor. Görüntülüden onları izliyormuş. Ya o kadar tatlı ki. Az yapmak lazım gerçekten. Böyle yo, böyle sürüyor. Ben hayır. O kadar ne var? Da. Ben gelemedim. Yani, ama ben böyle, ona ama şöyle söylüyor. Bir dakika, ben bir dakika. Gelemedim ya aşkım diyor. Aç ben de hani dinleyeyim. Olmaz gitsin daha iyi orada olsun. Bak bu hoş bir şey yok. Değil. Ya ama aferin. Evet değil. Ama bak şimdi. Herkesin bir kendi alanı olmalı. Olmalı yani. Hmm. O bir kere hani bir güven duygusu güvenmiyor mu? Demek evet. ki yok onu gösterir ve ayrıca Kenan'ın da bundan çok fazla hoşlanacağını sanmam ben. Kenan'a güveniyor da kadınlara güvenmiyor işte. Bazı badireler bu arada çok doğru bir şey söyledim. Yani. Aynen öyle. Yani Kenan kadınlar. Doğulu diye evet, ben üstüne atlayan, Beren Saat'le evli olduğunu bile bile üstüne atlayan kendini bilmezdensiz, gurursuz, duruşsuz bir sürü kadın var. Kendinize gelin. 10 yıllık bir evlilik. Biz onlara sahip çıkıyoruz. Bırakın paçasını Kenan Doğulu'nun. Onun karısı var Beren Saat. Ne kadar da güzel gözüküyor ya. 40 yaşında maşallah. Tabii yemin canım, ediyorum 20 yaşında ya. Gibi gözüküyor. Bıcır 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 bıcır. Şıkkında bir dizi kabul küçücük etsin bizi. Ay, evet. Bir gün ben de evlenirsem beni de böyle koru tamam mı? Her şekilde. Unutma bak. Ha bendesin. Herhalde. Ben korurum seni. Mesai arkadaşım sen. Ben korurum. Aynen öyle.